Arkadaşlar şimdi ortadaki kovana bakacağız. Bu kovanın anası ufaktı. Biraz kendisine vakit verdik. Bakalım büyümüş mü yoksa hala ufak mı? Evet, kovandaki ana ufaktı. Bakalım büyümüş mü? Genelde bazen ana arılar ufak olur. Daha sonra çiftleşince irileşir. Bakalım bunda ne kadar irileşmiş. Şöyle son çıtadan bakalım. Başlayalım. Bu çıtada herhangi bir şey yok. Bu çıtada da bal var. Herhangi bir yavru gözü yok. Yavru yok. Şu anda havalar ısındı. Arı ne petek örüyor ne de yavruyu bolca atıyor. Evet, bu gözde hemen hemen orta kısmın her tarafında yavru var, günlük yavru. Bir ana arıyı bulabilirsek güzel olacak. Aynı şekilde bu tarafta da günlük yumurtalar var ortada. Evet, bu üçüncü çıtada günlük yumurta var. Uçtan da o boş gözlerinde günlük yumurta var. Sarı ana. Neredesin? İkinci çıtamız da yavrulu, günlük yavrulu. Evet, burada da günlük yavrular var. Anarı bu orta kısma da günlük yavru atmış. Taze ana. O yüzden ortalara günlük yavruyu atmış. Arkadaşlar, bana kalsa her sene ana arılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki gezginci arıcılar için geçerli bu. Gezginci değilseniz zaten ana arı yavaş yavaş yumurtladığı için her sene değiştirmenize gerek yok. Ama gezginci arıcılıkta arıları sürekli olarak yumurtlattığımız için yani normalde bir senede yumurtlayacağı ya da iki senede yumurtlayacağı yumurtayı biz bir senede yumurtlatıyoruz. Burası da komple polen. Ben niye göremedim bu anarıyı ya? Evet arkadaşlar, anarı burada. Saklanıyor şu anda. Anarımız gayet büyümüş. İşte. Ana burada. Nasıl ufak ha? Arkadaşlar ana ufak.
İşte ufak anayla bakın Geniş. hava, götü havada geziyor. Ne kadar hızlı ve götü havada. Bu daha döllenmemiş. Bu daha yeni çıkmış, Evet arıyor. ve küçük bir ana. Hani küçük ana nasıl olur diye merak edenler için gösterelim. İşte. Saklanıyor bak, görüyor musun? Ya bu küçük. Bunu takip edelim ya. Ha, Döllenince büyüyecek mi kusana acaba? dediklerim vardı ya, piç olabilir dedim. Büyük şimdi koca koca. Şu ortadaki. Böyleydi onlar işte. Yok, bu daha döllenmemiş. Bir İşte döllensin bakalım. arıcı da Belki öyle dedi. Döllü yedikten sonra büyür o abi dedi. evet, büyüyebilir. Bakalım nasıl olacak. Bunun taşını çekelim o zaman. Mağazasını gördük. Evet, anarı bayağı çok büyümüş. Demek ki arkadaşlar, başta küçük olması sizi endişelendirmesin. Gördüğünüz gibi bu daha önce ufaktı. Zor seçiliyordu ama şu anda bayağı büyümüş. Gayet güzel. Gayet güzel bir an olmuş. Evet arkadaşlar, anarı çok güzel büyümüş. Bu da demek oluyor ki başta anarı döllenmeden önce ufak olabiliyor. Döllendikten sonra boyutları değişiyor ve gayet güzel büyük bir anarıya dönüşebiliyor. Yani anarınız ufak olduğu zaman endişe etmeyin. Kendisine biraz zaman verin. Döllendikten sonra tekrar kontrol edersiniz.